işaretlerin beni azdırması tuhaf mı? Evet ama sapıkça söylediğin böyle işaretler beni azdırıyor kısmı. Zaten burayı kendilerine saklamak için yasaklıyorlar. Dikkat et dostum. Bu plana uymuyor. Salak çocuk zaman konusunda tedirgin. Randy programa uygun yaşamayı sever. Hiçbir erkek için acele etmem. Biliyorum ama kuzenimin üniversiteden en iyi arkadaşı. Ve yine bekleyebilir. Ve bizi hafta sonu Mamut'a götürmeyi kabul etti. Ve ben hazır olduğumda teşekkür edeceklerdir. Onu biraz serbest bırak. O küçük budala serbestin anlamını bile bilmez. İşte hafta sonu yapacağımız seyahat programının kopyası. Sabah 7.50. Yola çıkış için uyarı çağrısı 7.55. Yola çıkmak için eve ulaşma. Bavullar yolda yükleme için hazır olmalı. Fena. 7.57. Bavulları arabaya yükle. 8. Mamut'a doğru yola çık. Yolda bir molaya izin var ve sadece birinci benzin istasyonunda. Şoföre bağlı olarak yemek molaları verilebilir. Eka. Ne? Lütfen. Tamam ama ancak bana dokunmayacağına söz verirsin. Anlaştık. Ayrıca oraya erken gidersek sıcak küvete girmeden önce birkaç tur kayabiliriz. Sen istediğin kadar kay. Ben alışveriş için zengin birini bulacağım. Bana dokunmayacağını söyledim. Beni arzulamayacağını söylemedim. Thank you.
Günaydın asker. Görev için hazır olma zamanı. Wade? Wade, hemen buraya geliyorsun asker. 2 yıldır kendi başımın çaresine bakıyorum. Bütün işi yapma sırası sende. Wade? Kardeşim ve salak arkadaşı yola çıkmış bile. Sadece eğleniyorlar. Ama yakalanacaklar. Bunu biliyorum. Bir şey olmaz. Onlar dağın diğer tarafında yakalanırsa bize de yasaklarlar. 17 yaşındalar. Onları rahat bırak. 17 yaşında böyle şeyler yaparsın. Öyle mi? Hı. 28'inde ne yaparsın? Kız arkadaşın da 26'ysa. Başka şeyler. Ne gibi? Anlamak için 28 yaşında olmalısın. 28 yaşında mısın? Kimliğim var. O zaman başlayalım. Neredeyiz? Az kaldı. Yol boyunca uyudun. Artık parti için dinlenmiş olmalısın. Tabii, sen öyle san. Ne? Yok bir şey. Durabilir miyiz? Tuvaletim geldi. Benzin molası verdik zaten. Tuvalete gitmek için son şansındı. Neredeyiz? Anlamadım. Seyahat programında çok açık yazmıştım. Ben de sana açıkça söyleyeyim. Ya önümüzdeki mola yerinde durursun ya da arabana işerim. Salak. Hoşuma gitmeyeceğini ne biliyorsun? İğrenç. Ciddi misin? Dinleyin bakın, sizinle bir anlaşma yapalım. Son hikayemi anlatmama izin verirseniz programda olmayan bir mola verebilirim. Çeneni kapamaya ne dersin? Adil görünüyor değil mi? Anlat hikayeni. Beka da adil bulacak mı bilmiyorum. Bulur bulur. Değil mi Beka? Anlat şu aptal hikayeni. Ben aptal demeyeceğim. Tamam, en son ve en iyi hikayem. Mamut Dağı lanetlenmiş. Yerlilerin Skakum dediği bir iblis tarafından. Bekle. Neden bu hikayeyi dinlememiz gerekiyor? Kızları etkilemeye çalışıyorum. Belki korkup benimle yatağa girerler. Korkutup kaçıracağın kesin. Sadece şaka yapıyor. Devam et. Skakum dağlarda kol gezen bir canavar, tamam mı? Her şeyden habersiz kayakçıları filan avlıyor. Oraya nasıl gitmiş? Bu harika bir soru. Cevaplamak için dünyadan uzaklara bakmalıyız. Uzak bir galaksiye. Çok uzak bir galaksiye. Cidden mi? Bu hikayede konuşurken bipleyen bir robot da varsa yüzüne bir tane patlatırım. Bin yıllar önce akıllı köpek balıkları ırklarını kurtarmak için uğraşıyordu. Çünkü gezegenleri ölüyordu. Üstünüzü değiştirin kızlar, yoksa ceza keseceğim. Bahar tatilindeyiz Şerif. Evet. Her şey serbest. Antrenman için hazır mısın? Az önce yapmadık mı zaten? Ben denizciyim. O eğlenceydi. Öyle mi seni sert erkek? Ha, yakışıklı prens. Mamut kesinlikle New York'un pis sokaklarına benzemiyor, değil mi Şerif? We made it halfway down the bunny hill. Yeah, well, Canada, we come out of the womb, it's geese. So you're saying you're a little slippery, is that what?
I think this is for lost and found. What is that? You don't want to know. Hey, bu akşam sakın eve geç kalma. Altıncı ayımız doluyor ve küçük teste göre şey için iyi bir geceymiş canım. Hayır, geç kalmam. Geç kalma. Kalmam. Kalmam. Hadi. Biraz hızlı hareket eder misin lütfen? Hadi diyorum. Ah, ne kadar yavaşsın. Çabuk ol. Aa, çok güzel. Sana inanamıyorum. Yarım yüzyıl önce onlara her istediklerini verirdim. Ah, çok ağır. Ah, geri döndüm. Ara istasyonda bir sıcak küvet partisi var. Bunun yerine oraya gidemez miyiz? Ciddi misin sen? Seni şenlik ateşine davet ettiğim için bile şanslısın. Ayrıca unutma Rose. Yakışıklı biriyle tanışırsan... Biliyorum biliyorum. Hoparlörden anons ederim. Şşt şşt. Rose ve Carol kuzendir. Lütfen ondan faydalanmaya çekinmeyin. Tanrım çok pisliksin. İyi misin? Şimdi bittin sen işte. Ne? Ben mi pisliyim? Hadi acele et. Hadi daha çok benzin, daha çok benzin. Yakalım şunu. Bütün ormanı mı yakalım istiyorsun? Evet, daha çok benzin, daha çok benzin, daha çok benzin. Reid, Madison. Reid. Nasılsın? Merhaba. Seni tekrar gördüğüme sevindim. Kardeşimi buralarda gördün mü? Kardeşin mi? Muhtemelen dağda el fenleriyle kayıyordur. Evet. Woo! So, where's this look to do that, huh? Can't hold this thing any longer. It's gonna pop. That's so gross. Oh, come on. Don't you like it? Ezik alarmı. Bilemiyorum. Bunlardan 15 tane daha içersen fena görünmez. Şenlik ateşi yakın mı? Hayır. Etrafta büyük alevlerin olmayışı da bunun kanıtı. Çok iyi. Kaçırmak istemezdim. Parti zamanı. Ateşi 2002 olimpiyatlarından beri sakladığı meşaleyle yaktı. Tam tanrısı Sukaku'nun bana verdiği yetkiye dayanarak bahar tatili haftasının açıldığını ilan ediyorum. Ve
Böyle gelin, böyle gelin. Çekinmeyin, etrafa toplanın. Hadi, hadi toplanın. Ne dedi o? Scrotum dağda yaşayan bir tanrı Scrotum, mıymış? Bir Kızılderili efsanesi. Koca ayak ve Windigo gibi. Rapçi mi onlar? Shredder şenlik ateşini kaçırmazdı. Nereye gitmiş olabilir? Ne derler bilir misin? Hayır, ne derlermiş? Suya bıraktığın zaman ıstakozlar acı içinde bağırırmış. Bu doğru mu? Hayır, bilim insanı olarak benim fikrim sadece buhardan kaçtıkları. Hmm. Ama tüm yaratıklar şerefli bir ölümü hak eder. O yüzden önce bunları bayıltacağım. Çok merhametlisin. Hı hı. Bu çok seksi. Sen tanıdığım en seksi deniz biyoloğusun. Başka deniz biyoloğu tanıyor musun? Büyük amcam deniz biyoloğu ama sen daha seksisin. Teşekkür Neyse, ederim. O öldü zaten. Bir anlamı yok yani. Şerif. Evet. Bu gece kimseyi nezarete attın mı? Hayır, sıkıcı bir gündü ama yarın yine başlayacağım. Sorun nedir? Kardeşim ve arkadaşı bu gece partiye gelmediler ve bayağı oldu, endişelenmeye başladım da. Önce kayak devriyesini dene. Bunu bulamazlarsa beni ara. 24 saat dolmadan resmi bir kayıp araması başlatamam. Dinle. Şu anda meçgulüm ve biri kapıyı çalıyor, tamam mı? Görüşürüz. Tamam. Kayak devriyesini denerim, sağ ol. Vay, istakosa bayılırım. Hiçbir haber yok mu? Yok. Ne yapacaksın? Öyle mi? Sever misin? Gerçekten mi? Kesinlikle. Ben de öyle bir kızım işte. Gösterecek başka madalyam var mı? Var tabii. Öyle mi? Evet. Kayak devriyesi siz misiniz? Evet, bu doğru bayım. Ve siz de... Neresin? Kardeşim ve arkadaşı bugün kayboldular. Kayak yapıyorlardı ve... Sonra da bitişikteki kasabadan bir fıstığa takıldılar. Bahar tatilindeyiz ortak. Ortak. Evet, neyse. Dağın arka tarafında kaydıklarını sanıyorum. Bir şekilde bakabilir miyiz? Bir şeyler yapabilir misin? Skakonda. Duffy, insanları korkutmayı bırakır mısın lütfen? Sana kaç kere söyleyeceğim bunu. Deliye benzeyen yaşlı bir adamsın ve böyle şeyler yaptığında insanları korkutuyorsun. Hey! Dinleyin! Artık Skakonda'dan saklanabileceğiniz hiçbir yer yok. İnsan içinin tadını aldılar. Biliyorum. Daha önce de gördüm. İzninizle. Beslenmeye devam edecekler. Hep devam edecekler. Hiçbir zaman durmayacaklar. Duffy, dinle beni. Gördün mü? Delirmiş biri gibi konuşuyorsun. Söylediklerini duymuyor musun? Pekala, beni dinle. Bir kitap alacaksın. Nereye gidersen oradasındır. Kitabı okumanı istiyorum, tamam mı? Değil, ben umurumda bile değilim. Ama onların hepsi ölecek. Dinle beni, tamam mı? Artık gitme vaktin geldi. Gitmen gerekiyor, tamam mı? Tamam. Güzel. Çünkü tamam. İnsanlar böyle partilerde senin gibileri sevmezler. Anladın mı? Anladım değil. Güzel. O kitabı almayı unutma. Kayak montuna eleştirdiğin o küçük teleferik kartında sorumluluk kayak yapana aittir diyor. Bana değil. Arka tarafta kaydılarsa dönüş yolunu kendileri bulmalı. Yani hiçbir şey yapmayacaksın. Gidelim. Daha önce gördüğünü mü söyledin? Karlar sizin kadınıza kırmızıya boyanacak. Görürsün. Tamam. İyi geceler. Hey!
Mamut Dağı'na hoş geldiniz millet. Taze kar sizi bekliyor. Bikini yarışmamızın 2'de başladığını unutmayın. MVP kartlarını yenilememiş olanları hatırlatıyorum. Ana kulübeye gelin. Size yarı fiyatına kart vereceğiz. Stasley Airwood lütfen kayıp bürosuna gelin. Araba anahtarlarınız bulundu. Onun dışında güvenli bir gün geçirmenizi dileriz. McCoy Tavernası'nda özel bira indirimi olduğunu unutmayın. Mil Cafe'de de leziz biftek servisimiz var. Sıcak kalın. Şimdiye kadar mesaj atmadı. Bahar tatilindeyiz ve muhtemelen kızlarladır ama eskiden daha çok sorumluluk sahibiydi. Sen uzaktaydın. Sana haber vermeye alışık değil. Evet ama en azından endişeleneceğimi bilmeliydi. Ne için? Savaş alanında değiliz. Bir sürü güzel kızın olduğu bir kayak alanındayız. Onun yaşında sen de aynı şeyi yapardın. Aklıma gelmişken 28 yaşındakiler ne yapar? Bunu konuştuğumuzu sanıyordum. Evet ama şaşkınlık ve stres yüzünden olayı unutmuşum herhalde. Seninle ne yapacağım ben? Ben de onu anlamaya çalışıyorum. Hadi. Aferin size. Hadi. Hadi. Aferin. Hadi. Aferin size. Hey! Senin işin kayıpları aramak değil mi? Kardeşim ve arkadaşı kayıp. Bahar tatilinde çocuklar almış tavşanlar gibi birbirinin üzerine atlar. Dağın arka tarafını aramanı istiyorum. Çığ riski çok yüksek. Yapabileceğin bir şey yok mu? Bak ben raporumu gönderdim. Ekibim konuyla ilgileniyor. Hoparlörden anons edecekler. SUP böyle. SUP yani... Standart uygulama prosedürü. Ne olduğunu biliyorum. Dinle sert çocuk. Kayak bitene kadar sakin ol, tamam mı? Yasak yerde kayanlar içkileri bitince ve kız peşine düşmek için geri gelir. Ona bir şey olursa gelip seni bulurum. Burada olacağım. Ve dağın arka tarafından uzak durun. Bahar tatili. Nefret ediyorum. Evet, ben de. Fıstıkların oynamaya gelmesi dışında. Üniformalı erkeklere bayılıyorlar. Merhaba. Affedersin. Affedersin hayatım. Yardımcı olabilir mi? Kuzenim Rose kayıp. Endişelenmeye başladım. Otur şöyle. Lars amcaya her şeyi anlat. Bu sabah odaya geldiğimde yoktu. Yatakta uyumamıştı. Onu
aradım ama telefonuna cevap vermiyor. Mesajlarıma da cevap yazmıyor. Biliyorsun, bahar tatilindeyiz. Kendine bir bahar tavşanı bulup ayıp işlere girişmiş olabilir. Anlıyor musun? O kimseyle ayıp işlere girişemez. Her yere baktım. Bence bir sorun var. Bak ne diyeceğim. Sen bu konuyu hiç merak etme tatlım. Bu tatil yerinin sahibi benim. Şahsen söyleyip kayak devriyemi ona arattıracağım. Anlaştık mı? Tamam. Kahve istiyorum. Sade olsun. Tamam. Teşekkür ederim. Affedersiniz Şerif. Kuzenim kayboldu. Çok endişeleniyorum. Adı Rose Hamilton. Ne zamandır? Dün geceden beri. Ama hiç böyle ortadan kaybolmaz. Az önce bu güzel hanıma kayak devriğimi onu aratmaya göndereceğimi söyledim. Yukarılarda kar çok güzel. O yüzden muhtemelen Alp pistine falan çıkmıştır. En kısa sürede döner. Şerif'i rahatsız etmeye gerek yok. O meşgul bir adam. Yalnız çalışmayı sever. Benim çok yetenekli 10 kişilik devriyem var. Onu bulacağız. Kayak günü bittiğinde dönmezse karakola uğrarsın. Bir alarm falan veremez misiniz? Henüz değil. Richie. Sıcak çikolata. Kremalı. Üzerinde de çilek olabilir. Hayır, teşekkür ederim. Onu bulmam gerek. Merhaba. Nasılsın? Dilinizi konuşmamak iyi. Benim adım Lars. Tatil yerinin sahibi. Kayak kiralamak istiyor musun? Oh, evet. Sen Hiro. Domragato, ha? Sen kayak kiralıyorsun. Pahalı kayaklar. İyi değil mi? Tamam. Gidelim. Hadi. Bu güzel olacak. Eğlenceli olacak. Shredder! Tucker! Onları bulacağız. Shredder! Shredder! Tucker! Ne dersiniz kızlar? İçkiye devam mı? Evet. Daryl, su çok sıcak. Ve ıslak. Burada yer var canım. Rose hala geri gelmedi. O da seni arıyordur ve birbirinizi göremiyorsunuz. Hayır, bir terslik var. Ben bulmana yardım ederim. Sağ ol Randy. Ne yapıyorsun? İlgili arkadaş kartını oynuyorum. Rose'u bulduktan sonra Carol yatmaya hazır olacaktır. Bunu neden yapıyoruz ki? Manzarayı görmek için. İyi de tatildeyiz. İçmeliydik. Ya içki ya da ikisini birden. Demek istediğim saçmalık bu. Kaymayı sevdiğini sanıyordum. Kayakla atlayışı ve sadece... Bunu ilişkimiz için yapıyoruz Mike. Sadece oturup bira içmek ve sürekli eğlenmek olmaz. Neden olmasın? Çünkü... Birayı sevmiyor muydun? Tamam, bekle. Biraz izin ver. Acele etme. Barb. Barb. Ne? Barb. Evet, ne var? Biraz durabilir miyiz? Bak dinle. Formda değilim ve kafam iyi değilken iyi çalışamıyorum. Sadece biraz daha ileride. Pekala. Bana biraz izin ver. Bana ayak uydurursan seks sürprizi senin olur. Seks sürprizi mi? Nasıl bir seks sürprizi? Dale, cevap ver. Ne oldu şef? Polisliğe bir çocuk daha ekle. Neydi adı? Rose bilmem ne. Tamam, onu da listeye eklerim. Yani... Net olsun Dale. Kayakçıları en hızlı kaçıran şey arama ekiplerinin buradan ceset çıkarmasıdır. Dinle, ekibin bununla ilgileniyor. Arama kurtarmaya gerek yok. Bu hafta sonu iyi geçmezse önümüzdeki sezon hepimiz işe ararız. Patronun etekleri mi tutuştu? Evet, ne zaman bir çocuk kaybolsa Lars'ın ödü patlar. Bak. Bak. Beni anons sistemine bağlı.
İyi günler kayakçılar. Mamut Dağı bütün kayakçıların sadece belirlenmiş alanlarda kayması gerektiğini hatırlatır. Shredder Thompson ve Hacker O'Neill, lütfen acil bir mesaj için kayak devriyesini bulun. Russ Hamilton, Carol dönmeni istiyor. Pekala millet, iyi kaymalar. Mamut Kulübesi'nde dünyaca meşhur sıcak yağlı romu %25 indirimle içebilirsiniz. Tekrar iyi kaymalar. Güvende kalın, sınırları aşmayın. Gelin buradan, durmayın. Hepiniz öleceksiniz. Gidin buradan, gidin. Bu adama ciddi bir elektroşok terapisi lazım. Karnım acıkmaya başladı. Neyin var senin böyle? Karnın aç, yorgunsun, sürekli şikayet ediyorsun. Al, bir çikolata ye. Teşekkür ederim. Tamam, sonunda sana yetiştim. Şimdi şu seks sürprizini görelim. Burada mı? Kimseyi görüyor musun? Yalnızız, ıssız bir yerdeyiz. Hayır, olmaz. Yeni şeyler deneyelim diye aslında. Erkekler niye bunu hep cinsel pozisyon olarak anlıyor? Ne anlamamız gerekiyor? Beni seviyor musun? Buraya nereden geldin? Soruma cevap ver. Tabii ki. Açıkça söyle. Marco. Söyle. İyi, sen nasıl istersen. Var, bekle. Var, bekle. Ne için? Beni sevmeyen biriyle bir yılımı daha ziyan etmek için mi? Hiçbir şey demeyecek misin? Bitti. Ben gidiyorum. Ve beni bir daha asla göremeyeceksin. Onu daha ne kadar aramak istiyorsun? Bilmem, ne kadar gerekirse. İçimde kötü bir his var. Onu bulacağız. Merak etme. Beni strese sokuyor. Döneli daha 2 hafta oldu. Hiç sorumluluğu yok. İşte böyle merak ediyorum. Şerif, gezici birim 17. Şerif, silahlarını al. İçkinin etkisi geçene kadar onu bir hücreye falan atamaz mısın? Skakon benim Luna'yı yedi. Ne? Sen ne dedin? Luna'yı. Benim Luna'mı yediler, lider köpeğim. Geri dönmemeleri gerekiyordu. Bir şey olmuş. Onu içeri atamaz mısın? O neden bahsediyor? Bilmiyorum, bir önemi de yok ama bütün kayakçıları korkutmaya başladı. O yüzden onu bir hücreye tıkıp göz kulak olursan sevinirim. Şimdiye kadar 25 yıldır hiçbir şey yememişlerdi. Eskiden zararsızdı ama bir şey onu tetiklemiş. Bilmiyorum ama dava açman gerekiyorsa... Neyse, ben ilgilenirim. Tamam, kilit altında olsun yeter. Yasa dışı bir şey yaparsa... İlgilenirim. Hallet bunu. Kan. Kan nehir gibi akacak. Pekala. Adın? Duffy. Duffy Dufferin. Hepsi paramparça olacaklar. Tamam. Doğum tarihi? Barb. Barb'ı öldürdüler. Dur, dur. Ne oldu? Barb kim? Yaralandı mı? Onu paramparça ettiler. Kim yaptı? Hayvanlar. Hayvanlar mı? Evet. Hangi hayvanlar? Kurtlar mı? Ona neden söylemedim ki? Onu sevdiğimi söyleyebilirdim oysa. Hayvanlar kurt muydu? Gördüğün kurt muydu? Neden söylemedim? Neden? Neyim var benim böyle?
Köpek balıkları dostum, köpek balıkları, tamam mı? Akın ettiler ve onu parçaladılar. Tamam dinle, yardım çağıracağız, tamam mı? Aklını kaçırmış. Onu sevdiğimi söylemezsen bir daha beni asla göremezsin demişti. Benim suçum. İşte oradalar. Tamam beni dinle, beni dinle. Bizimle geliyorsun, tamam mı? Buradan gidiyoruz. Şimdi hadi çabuk. Seni bırakırdım Dafe ama bu defa dava açmak istiyorlar. Birinin köpeklerimi beslemesi lazım. Adam, yemek için kalan ıstakozları getirdim. Gerçekten mi? Hı-hı. Gördüğüm her şeyi yedim sanıyordum. Ona neden sormuyorsun? Masaya bıraktattım. Dafe dün başını cidden belaya soktu. Onları o da gördü. Dafe, sakin ol. Neler oluyor? Skokom geri döndü. Yine geri döndüler. Tabii senin sözlerini ciddiye almam gerçekten çok zor, tamam mı? Adam, dosyayı aç. 14 Mart, 25 yıl öncesine ait. Ne? Sadece dosyaya bak. Tamam. Ne aradığımı bilmiyorum. Nedir bu? Bir şeyler ailemi katletti. Beni de öldüreceklerdi ama bir melek gelip beni kurtardı. O bendim. Seni kızağıma ben çektim. Ona inandığını mı söylüyorsun? Hayatım boyunca bu yaratıklara ait kanıtlar aradım ben, Adam. O yüzden hala buradayım. Ne diyorsun sen? Neler oluyor burada? Kanı kıcak Şerif. Dafi. Bir Kızılderili efsanesine göre büyük beyaz köpek balıkları nehirden yüce ruhun oluşturduğu Alp Gölü'ne gelir. Skokom. Diğerlerinin aksine bunlar karda yüzebilirler. Ve insan içine bayılırlar. Sana doğruyu söylüyor Adam. Peki ne yapacağım? Eyalet muhafızlarını arayıp hayalet avcılarını gönderir mi diyeceğim? Pekala. Tamam. Gidip Alp Gölü'ne bakarız. Sadece... Ben de seninle geleyim. Hayır. Sen onun yanında kal. Onun durumunda birini yalnız bırakmaya gelmez. Dafi, iyisin değil mi? Gördün mü? Seninle geliyorum. Tamam, peki. Çok inatçı olduğunu biliyor musun? Pekala kızlar. Şimdi neye içiyoruz? Çılgın kızlara içelim. Eziklere. 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 En iyi arkadaşlarıma, şerefe. 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 Çocuklar, Dafi'nin hikayeler anlatıp insanları dağdan indirmeye çalıştığını söyledi. Yine mi? Bu adam işlerimizi mahvediyor. Şerife onu içeri tıktırdım. Orada tuttuğundan emin. Böyle iki gün daha geçirirsek hiç borcumuz kalmaz. Bahamalara dostum, Bahamalara. Evet. Çocuklar, hala çubukları görmedik. Tepenin diğer tarafında. Hiçbir şey yapamadım. Ona yardım edemedim. Şimdi de yardım çağırmak dışında bir şey yapamazsın. Belki hala iyidir. İyi değil. Onu paramparça ettiler. Kıymalı sandviç yapacak kadar eti bile kalmadı. İyi değil yani. Onu sevdiğimi söylemeliydim. Ona söylemeliydim. Yola devam etmeliyiz dostum. Hadi. Çocuklar, gitmemiz gerek. Mike! Onlar. Barbuk bunlar parçalı. Hadi Mike! Hayır. Bana hadi. Bırakın. Hadi. Ne olduğunu biliyorum. Mike! Sevgiydi. Hayır, hadi dostum, bizimle gelmelisin. Çözüm sevgiydi. Delilik bu. Hadi Mike. Artık korkmadığımı biliyorum. Hayır. Sizi seviyorum çocuklar. Barbuk seviyorum. Gördünüz mü?
işe yarıyor. Sizi seviyorum. Düzgün düşünemiyorsun. Mike! Ve yaşamayı Mike, seviyorum. Hemen gitmemiz gerekiyor. Hadi. Barb'ı seviyorum. Hey, ailemi seviyorum. İşimi seviyorum. Ve artık kullanmayacağım. Çünkü anlayın işte, çözüm sevgiydi. Mike, hadi dostum. Sevgi, çözüm sevgi. Tüm mesele... sevgiydi. Çabuk. Pekala. Onu en son nerede görmüştün söylesene. Nişanlık ateşinde. Sence buraya kadar gelmiş olabilir mi? Bilmiyorum. Kar tüm izleri kapatmış. Bir dakika. Şu ne? Nedir o? Kar gözlüğü. Ross'un gözlüğü. Evet. Ona bir şey olmuş. Eminim sadece düşürmüştür. Hayır. Bir şey oldu. Ne yapacağım? Bilmiyorum. Seni Şerif'e götüreceğim. Sahi mi? Onu hiç yalnız bırakmamalıydım. Senin suçun değil. Buralara gelmemesi gerekirdi. Büyük annem beni öldürecek. Şerif! Yardım edin. Ne oldu çocuklar? Tepede bir yaratık var. Cidden mi? Evet. Şu noktada herkes delirdi mi yani? Onları karın altında gördüm. Bir saniye, şimdi neredeler? Daphne'nin evinin batısındaki büyük alanda. Orada iki kişi öldürüldü. Siz de gördünüz değil mi? Evet. Birini paramparça ettiklerini gördüm. Peki ceset nerede? Midesinde. Onu yediler. Öldü gitti, ceset falan yok. İşte. Evet işte. Değil mi hep böyle? Evet, oradalar. Adam ateş et. Bir dakika. Adam! Ne bunlar? Adam! Hayır, yapma, yapma! Bekle. Neydi o? Skokom. Buradan gitmemiz gerek. Hadi! Hayır, neden bu kadar karışık bir iş yapıyorsun? Herkes dinleyebilir mi lütfen? Bir şeyler yapsana. İş yapmaya çalışıyorum. Lütfen dinleyin. Tartışmak bizi bir yere götürmeyecek. Yardım çağırmalısın. Onu dinle Adam. Kimse kimseyi çağırmıyor, tamam mı? Bu kadar basit. Şu anda oradalar. Git biraz daha iç evlat. Birini paramparça ettiğini gördüm. Adam ve ben de gördük. Köpek balığı tabii ya, sürüler halinde karda dolaşıyor. Saçmalıyorsunuz. Tamam, tamam, tamam. Herkes sakin olsun, anladınız mı? Tuhaf bir şey oluyor çünkü 5 kişi kayboldu, tamam mı? Başkanım teşekkürler, sonunda. Şerif, şu dağı kapatma meselesi nedir? 5 kişi kayboldu diyorum. Tuhaf bir şeyler oluyor ve henüz ne olduğunu bilmiyorum. Kar köpek balıkları. Hey! Lanet olsun, köpeğimi yedi. Bunu duyduğuma üzüldüm. İnsan bir kar köpek balığının köpeğini yeme endişesi taşımadan yaşayabilmeli, öyle değil mi? Adam, Mamut Dağı kayak bölgesi bu kasabanın geçim kaynağıdır. Küresel ısınma kayak sezonunu yıldan yıla kısaltıyor. Ayakta kalmak için bu hafta sonuna ihtiyacımız var. Başkanım, arazi yolunda ben de bir şey gördüm, tamam mı? Ne gördün? Ben bilmiyorum. Hızlı hareket ediyordu, tamam mı? Gördüğün şey bir şakaydı. Şaka falan değildi. Skokum'du. Onu vurduk. Bakın, burası New York olsa şehri kapatmak için yeterli kanıtın olur muydu? Hayır. Adam, burada yenisin. Her bahar tatilinde çocuklar bu tür şakalar yapar. Geçen yıl dağa çıkan kanalizasyon borusunu tıkadılar. Kesinlikle hoş değildi ama... Tesisler açık kaldı. Şerif, ne gördüğünü biliyorsun. Wade,
Kararları önemli kişilere bırak, tamam mı? Tamam, sakin olur musun? Sakin olamam. Kardeşi kayıp çocuklardan biri. Hey! Benim de kuzenim kayıp. Bu yüzden de arama kurtarmayı çağırmamız gerekiyor. Hayır, arama kurtarmayı çağırmayalım. Çünkü öyle yaparsak sadece bana ceza keser ve hiçbir şey bulamazlar. Başkanım, kayak devriyesini dağın arkasına arattıracağım. Orayı herkesten iyi biliyorlar. Arkadaşları dağdaysa onları bulurlar. Güzel. O halde anlaştık. Kabul mü? Kabul. Kabul. Mükemmel. Gidelim de. Onu tutmanın anlamı yok. Dale, sezonun kalanında şerif olmak ister misin? Evet. O iş başta benim olmalıydı. Güzel. Sana yemin ettirip Adam'ı görevden almak için belgeleri bırakırım. Harika. 25 yıl sonra en iyi kar. Bu sezonu kapalı yerde kalma korkusu taşıyan deli çocuklar ve polis yüzünden harcayamayız. Böyle iş yapmayı seviyorum. Yapalım hadi. Adam, bir şeyler yapmalısın. Biliyorum. Herkesi uyarmalıyız. Nereye gidiyorsun? İşi kökünden halletmeye. Tüfek hiçbir işe yaramaz Şerif. Sana tek kelime daha etme demiştim. Bir yardımcı ihtiyacın var Şerif. Evet. İkinci taburdan, denizciydim. Tamam. Ama emirleri ben veririm. Adam, tatlım, ben... Tatlım, lütfen burada kal, tamam mı? Seni seviyorum. Ne olduğunu anlayana kadar herkes burada kalsın. Belli ki eğlenceyi kaçırmışım, değil mi? Kerim nerede? Beni ekip Rus'un kayıp olduğunu bildirmek için Şerif'e gittim. Aa, gelsene. Çok cazip ama önce biraz kaymalıyım. İyi plan. Hava kararmadan kaymak için hala vakit var. Güle güle. Sanırım kayak alanına doğru gidiyor. Etrafı dolaşıp kulübeye geri döneriz. Hayır! Durun! Durun! Ne oldu? Oradalar! Oradalar! Köpek balıkları ne? Orada! Hadi! Dale, dinle. Neler oluyor? Bak ne diyeceğim Şerif bu. Şeye doğru gidiyor. Gas'ın arazisine doğru. Benimle orada buluşun. Orada. Hayır! Her şey yolunda mı? Hey, ne yapıyorsunuz? Evet. Her şey yolunda. Kar köpek balığını buldunuz mu? Dinle, başkan... Bana eşyalarını toplamak için 12 saatin olduğunu söyledi. Kasabaya yeni şerif atanıyor. Bu saçmalık. Şerif olarak ilk görevim seni içeri tıkmak, Wade. Öyle mi? Hangi suçtan? Polis kılığına girmeye ne dersin? Üzgünüm ama şerifiniz stres nedeniyle görevinden alındı. Bana biraz izin verir misiniz? Millet... Kaymaya devam edin. Yıl boyunca bu kadar güzel bir hava olmamıştı. Keyfinize bakın. Bize izin verin lütfen. Adam, üzgünüm. Ciddi misin? Bu arada silaha da ihtiyacım olacak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şu anda 5 kişi kayıp. Onları bulmanızı öneririm.
Bu dağda tam 5 kişi öldü. Dağdan inmenizi öneriyorum. Merak etmeyin millet. Siz işinize bakın. Bir sorun olursa biz size söyleriz. Unutmayın, Bikini ile Kayma yarım saat sonra. Borçlular. Evet, borçlular ama bunu da atlatacağız. Hadi. Gidelim. Beğendiğin bir şey mi var? Hem de çok. Burada sık kayar mısın? Gelip böyle oturabilir misin? Evet, elbette. Buralarda dağı korumak için çağrılan efsanevi bir yaratığın hikayesi anlatılıyor. Skakum efsanesi diyorlar. Anlamadım. Anlaşılan karda avlanan bir yaratıkmış. Tabii. İçinde köpek balığı gibi yüzüyormuş. Karda yüzüyor, öyle mi? Bu mümkün olabilir mi? Bazıları kardan oluştuğunu söylüyor. Bu topraklar lanetli bir yermiş. Pekala, yolculuğumuz uzun sürecek, dinliyorum. Tamam. Bak, bana şu şekilde anlatıldı. 1800'lerin ortasında dört bir yandan insanlar bu tepelere akın etmiş. Farklı kültürlerden olsalar da hepsi aynı nedenle gelmiş. Zengin olmak için. Altına hücum. Gerçekten mistikmiş. Bekle biraz, tamam mı? İyi kısımlara geliyorum. Sadece sana resmi göstermek istiyorum. Tamam, devam et. Her neyse. Burada yaşayan Kızılderilileri hesaba katmamışlar. Onlar bu dağı kutsal sayıyormuş. Tanrılarının eviymiş. Toprağa duydukları saygı yüzünden madencilerle çatışmaya girmişler. Kısa sürede büyük bir savaş patlak vermiş. Savaşlar kanlı ve kısaymış. Neden çekip gitmemişler ki? Yani... Şuradaki kayalıkta kabile son savunmasını yapmış. Erkekler, kadınlar, çocuklar uçuruma itilmişler. Ve düşmüşler. Hepsini öldürmüşler mi? Hiçbirini bırakmamışlar. Ah, korkunç. Sadece kabilenin şamanı kalmış. Dağın yukarılarında Kızılderililerin intikam tanrıları Skakum'un içinde olduğuna inandıkları bir mağaraya saklanmış. Şaman tanrılarını çağırmış ve katledilen kabilenin kanları, gözyaşları ve acısından bir iblisler sürüsü çıkmış. Eski sevgilim gibi. Bir intikam ve öfke çığı gibi dağdan aşağı akmışlar. Madenci yerleşimcileri birer birer dağın üzerinden silinmiş. Ve madenciler nasıl kimseden korkmuyorsa Skakum da korkmuyormuş. Ona ihtiyacım varken nerede? Arazi temizlendikten sonra yaratıklar yakalanıp çok güçlü totemlerin içine konmuş. Şaman bu totemleri dağa yerleştirmiş. Eğer rahatsız edilirse Skakum dağı korumak için bir daha geri dönecekmiş. Vay canına. Evet. Güzel değil mi? Tamam, hikaye için teşekkürler. Bence bunu yazmalısın. Belki filmini de çekersin. Evet, belki. Şerif, Ross'tan haber var mı? O artık Şerif değil. Ne? Evet. Neredeyse bir işçiyi vuracaktım. Neden?
Çünkü artık Dale Sheriff. Gitmek için 12 saatimiz var. Nereden gitmek için? Buradan. Buradan taşınmamız gerek. Nedir bu? Aman tanrım, şaka mı yapıyorsun? Ben gidebilir miyim? Evet, gidebilirsin. Ama ortalıkta dolaşma. Dale seni görmesin. Köpeklerime bakmalıyım. Gidelim Medi. Shredder öldü değil mi? Evet. Peki ya Rose? Öyle görünüyor. Biz gidiyoruz Şerif. Ne istiyorsanız yapın. Ama dikkatli olun. Sen elinden geleni yaptın. Pekala çocuklar. İşemem gerek. Hemen dönerim. Bir yere ayrılmayın. Bu sorun olur işte. Ne? Bu? Ne? Oradaki. Oradaki ne? Olay şu, seninle ilgilenmediği ortada. Ama hep benimle takılıyor. Çünkü benimle ilgili konuşmak istiyor. Saçmalama, senden bahsetmiyoruz. Hadi ama hep benimle ilgili sorular sorduğunu söylersin. Bu çok doğal, arkadaşımsın. Arkadaşların beni yansıtır. Nesin sen, medyum falan mı? Ha, evet, biraz öyle. Hadi oradan. Onu sonra içki içmeye götüreceğim ve harekete geçeceğim. Sana bol şans, onunla randevum var. Olmasın bence. Çok şirin. Her konuda tartışır mısınız siz? Tamam, tamam, tamam. Bunu halledelim. Erkekçe. Bir fikrim var. Bir yarış. İntihar tepesine gidip dönen ilk kişinin alacağı şey bu. Evet. Tamam, yapalım bunu. Tamam. Şimdi oldu işte. Üç, iki, bir. Pekala Aygır. Ödülünü alma vaktin geldi. Mamut Gölü'ne ilk kez mi geliyorsun? Ben dilinizi bilmiyorum. Evet, ben de öyle. Dilimizi bilmiyorsun. Evet, tamam. Sorun değil. Zaten ne konuşacaktık ki? Yeşil çayı ve suşiyi severim filan. Bu ortak yanımız olabilir. Sırf Asyalısın diye onları sevdiğini söylemiyorum. Sadece ortak bir yan bulmaya çalışıyorum işte. Neyse, tamam, susuyorum. Bu da ne? What the? Luna! Oh.
Daha vaktimiz var. Aa, buradan hiç biraz çıkmak istemiyorum. Hayalet görmüş gibisin Veli. Buradan çıkmanız gerekiyor, tamam mı? Küvetten mi, bütün bölgeden mi? Tam 5 kişi öldü. Hacker ve Shredder'ın da öldüğünü düşünüyoruz. Ölü derken yaşamıyorlar mı? Bu bir şaka olmalı çünkü beni gerçekten geriyorsunuz. Bakın bu şaka değil, tamam mı? Biz gidiyoruz ve size de gitmenizi öneririm. Gitmek mi? İnsanlar öyle rastgele ölmezler. Biri muhtemelen yanlışlıkla birinin arabasını aldı ve kaybolmuş gibi görünüyorlar ama kaybolmadılar. Bakın, bir yaratık var. İnsanları öldürüyor. Carol da Rose'un kaybolduğunu söylemişti. Belki arabadadır. Ne arabası? Ben gidiyorum. Hey, sıcak küvet partisini bozamazsın. Çıkın hemen! Hemen hemen hemen! Ya, hadi. Hadi kaçın! Kaçın kaçın! Bu muhteşem bir şey. Aa, neden korkuyorlar ki? Hiçbir şey olmayacak. Ben olimpiyatlarda snowboard yapıyorum. Yarım dönüşü bilir misin? Herhalde beni tanıyorsun. Evet, o benim. Ama övünmeyi hiç sevmem. Üzgünüm, kalem getirmedim, yoksa ceketini filan imzalardım. Biraz kayak yapmak ister misin? Sen, ben, kayak. Tabun. Tabun, ben üzgünüm, bunu anlamadım. Peki ne dersin, şu tarafa gidelim mi? Oraya, arka taraf, ben, aşırı. Tamam. Sayonara. Hasta luego. Paranoyadan aşağı kaydığını gördüm. Olağanüstüydün. Teşekkürler. Biliyor musun, bir yarışta kayak takımıyla onları ters kayarak geçebileceğime dair bahse girmiştim. Cidden mi? Kazandın mı? Ya bilirsin işte. Hey, ağır olur musun biraz? Evet, kazandım tabii. Daha sonra sıcak yağlı rom içelim mi? Dinle, buradan gitmen gerek. Çabuk git buradan. Şunu. He? O tepeye başka kimseyi gönderme. He? Buraya girmen yasak. Ne oluyor? Tanrım, sakin ol. Kapat şunu. Aa! Wade! Hayır. Wade, bırak onu. Bırak dedim. Canım cehenneme. Çok üzgünüm bebeğim. İyi misin? Tanrım. İyi misin tatlım? Evet. Bana bak, bana bak. Çok üzgünüm. Sorun bunu değil. Yapmak istememiştim. Tamam, sorun değil. Wade. Haklıydın, tamam mı? Bu kızları hemen güvenli bir yere götür. Oldu mu? Gidin, gidin. Çabuk dağdan götür onları. Hadi. Hadi. Bakın, başkan, neler olduğunu bilmiyorum. Her şey değişip duruyor. Bakın, insanlar kayboluyor. 5 kayıp kayakçı var. Bana söylemediğin bir şey mi var diye düşünmeye başladım. Bana mamutu satalı 5 yıl oluyor. Buraya gelmemi söylemiştin. Bekle. Bekle. Olamaz. Zahramak. Ne?
İyi misin? İyi misin? Çocuklar. İyi misin? Tamam. Yardım edin. Buraya gel. Kaz. Hadi kaz. Hadi. Adam içeri gir. Geri çekil. Ne yapıyorsun? Herkes içeri girsin. Gel hadi. Hadi çocuklar içeri girin. Gel. Hadi. İçeri girin. Adam. Hayır. Beni mi istiyorsun? Gel hadi. Gel buraya. Buradayım işte. Gel. Değil. Buraya gel. Gel hadi. Beni mi istiyorsun? Hadi. Buradayım. Gel. Gel de al beni. Hadi. Hadi gel al beni. Buradayım. Gelsene. Hadi gelin de beni de alın. Değil. Yardım edin. Başka bir silah lazım. Help me, don't leave me out here, please. Dale, gelip seni alacağım. Onu yem olarak kullanıyorlar. Yem mi? Bunu almamızı istiyorlar. Mede, sen gözünü dört aç. O kadar akıllı olamazlar. Orada daireler çiziyorlar. Bir şeyler yapmalıyız. Delirdin mi sen? İntihar bu. Sadece oturup yardım bekleyelim. Onu orada bırakmam. O zaten ölmüş sayılır. Buraya getirirsek sıcakta daha çok kan kaybeder. Dışarıda kalırsa donar ve aynı anda ölür. Hiçbir acı hissetmez. Acı çekmeden. Çeneni kapatır mısın sen? Yardım çağıran oldu mu? Telefonu çekmiyor. Hayır, benimki de çekmiyor. Benimki de. Bu ne? Köpek balıkları bu dağa ilk kez gelmiyor. Şaka mı bu? Geçen sefer ne kullandılar? Laneti kaldırıp ruhları uzaklaştırmak için şamanlar tutulmuş. Şamanlar mı? Evet. Silah, cephane falan kullanılmadı mı? Çocuktum, tüm hatırladığım bu. Sis bombası, el bombası, takviye, destek olmadan. Hayır, hepsi o kadar. İmdat! Aman Tanrım. Yardım edin. Ben oraya gidiyorum. Hayır lütfen gitme. 3 metreden öteye gidemezsin, yapma. Hadi Skokum. Burada olduğunu biliyorum. İşte oradasın aşağılık şey. Onu vurma. Nedenmiş? Çünkü burada olduğumu biliyor. Domuz gibi kadın akıyor. Nerede olduğunu bilecekler tabii. Lütfen yapma. Ne? Bu Luna için. Bu Thunder için. Bu Gil için. O da Chewie için. Bekle! Beni içeri götür. Geleceğini düşünmemiştim. Sen de aynını yapardın. Ondan pek emin değilim. Öldür beni evlat! Öldür beni! Seni vurmam ihtiyar. Ben seni vururum. Vuracağını biliyorum. Ama senin gibi deli bir ihtiyar değilim. Silah al. Bey, şakaydı dostum. Sen kardeşim gibisin. Çekin! 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 Hey! Buraya gel! Gelip beni al! Hadi! Gel buraya! Gel de beni al! Hadi! İyi misin? Evet. Mehdi!
Medi! Kaçmayı denemeliyiz. Nereye gideceğiz? Başka bir yere. Sen aklını mı kaçırdın? Önerilere açığım. Aman tanrım, buradan gitmemiz gerek. Kamyonete gidelim, tamam mı? Neden? Sürelim diye. Bu şeylerin metal yemediğini ne biliyorsun? Hangi köpek balığı kamyoneti yiyor? Bunlar karda yüzüyor. Jacuzzi'deki insanları yiyor ve köpek balıkları bizi de yiyecekler. Dinle beni. Bunu nereden biliyorsun ha? Hadi. Hayır. Hadi. Durun, durun. Bekleyin. Ben gidelim dediğimde. Tamam, gidelim, 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 yürüyün. Hayır, beni bırakmayın. Bırakmayın lütfen. Dinleyin, Wade öldü. Yapabileceğiniz bir şey yok. Bekleyin. Beni kurtarabilirsiniz. Wade'in onuruna kurtarabilirsiniz. Tamam mı? Gidelim hadi. Hayır, gidip onu kurtarmalıyız. Haklı, onu orada bırakamayız. Siz delirdiniz mi? Bu son şans. Hayır, haklı, onu orada bırakamayız. Dur, kımıldama. Hiç hareket etmeyin. Wade, yaşıyorsun. Köpek balıkları ölüleri hissettim. Ağzının içindeydim. Nasıl olduysa birden kayboldu. Hey, belki de senin tadını sevmemiştir. Bundan emin misin? Hayır. Doğrudan üzerimize geliyorlar. Diğer köpek balıkları gibiyse hareketi hissedebilir. Kımıldayabilirim ki. Değilim. Aman tanrım. Aman tanrım. Burada neler oluyor böyle? Baksanıza. Belki de bitti. Gitmiştir. Ah.
Dale, biraz çeneni kapatır mısın lütfen? Hey, burada acı çekiyorum. Köpek balığı vücudumun yarısını yedi. Karlarda sürüklendim. Bir kamyonete çarptı. Delirdin mi sen? Hayır Dale, delirmedim. Ben denizciyim. O yüzden neden şimdi durumumuzu düşünmeme izin vermiyorsun? Sonra Ufuna bir yara bandı buluruz. Ufuma yara bandı mı? Kim bu adam böyle? Ben sıcak bir yere gidiyorum. Bu kardan bıktım. Florida falan. Hayır, Florida değil. Okyanusta olmaz çünkü orada köpek balıkları varmış. Eskiden kahvaltıda yerdim. Hadi git. Kuzlara yardım et. Git Wade. Ben onu oyalarım. Hadi. Hadi köpek balığı. Beni mi istiyorsun ha? Hadi gel de al bakalım. İstediğim benim. Olimpiyatlarda bronz madalyam var benim. Hadi gel de al beni. Gel bakalım aşağılık. Galiba. Nereden biliyorsun? Ortadan kayboldu. Tıpkı ben karakoldayken olduğu gibi. Haklı galiba. Hadi. Gitti. Hayır. Daha bitmedi. Kamyonete binelim. Beni de alın ve gidelim buradan. Değil haklı. Tabii ki haklıyım. Son derece haklıyım. Gidelim. Bahse girerim. Bence gitti artık. Çok güzel. Umarım öyledir. Gidelim hadi. Geri dönüp eşyalarımızı almalıyız. Eşyayı ne yapacaksın? Onlara ihtiyacımız yok. Ben sana alırım. Arkaya bakmayın. Sakın arkaya bakmayın. Rhaid ni gario mlaen.